6 Şubat depremleri sonrası Malatya'da iş yerleri yıkılan veya hasar alan esnafların bazıları konteyner çarşılarda hizmet veriyor. Eski müşterilerine ulaşmakta zorluk çeken esnaflar dört gözle bayramların gelmesini, satışların artmasını bekliyor. Kurban Bayramı'nın ardından bazı esnaflar satışlardan memnun, yüzler gülüyor. Bazıları da eski bayramlarla kıyaslayınca satışların düşük olduğunu söylüyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin artık son günlerindeyiz. Kurban Bayramı'nda satışlardan yana umutlu olan esnaflar umduğunu bulabildi mi? İyi satış yapabildiler mi? Tek tek dükkanları gezelim ve esnaflara soralım. Yani umduğumuz gibi diyebilirim. Yani bir hareketlilik var. Tabii depremden sonra millet bayram heyecanını yaşamaya çalışıyor şu an. Yani şükür diyelim. Memnunduk. Kurban Bayramı'na göre kıyaslarsak Ramazan Bayramı daha hareketli, daha cıvıl cıvıl. Yani Ramazan, yani bunu piyasaya da bağlıyorum. Şimdi Kurban Bayramı masraf ayı diye geçiyor, işte kurbandır, işte o tarzdan. Yani Ramazan Bayramı daha hareketliydi. Yani fiyatları oldukça uygun tutmaya çalışıyoruz. Kaliteli ürün getirip daha uygun tutmaya çalışıyoruz. Fiyatlar sürekli artış gösteriyor ama biz sabitlemeye çalışıyoruz. Yani fiyatlar bu şekilde giderse normal. Her bütçeye göre ürün getirmeye çalışıyoruz. Yani ama yavaş yavaş oturuyor, piyasada oturuyor. Ama satışlarımız normaldi. Ne iyi diyebiliriz ne de çok kötü diyebiliriz. Giyim, bayan giyim, tuhafiye. Fiyatlar bu ara biraz durdu. Yani şu anda uygun. Böyle olunca zaten kazancımız belli oluyor. Fiyatlar yükselince hiç kazancımız belli olmuyor. Yani enflasyon ne kadar düşerse, fiyatlar ne kadar sabit kalırsa biz o kadar daha önümüzü görüyoruz. Şimdi eski bayramlar tabii yok ama şu anda depremin getirdiği bu sıkıntılı süreç içerisinde insanların buraya daha doğru düz tanımadığı, ondan sonra fiyatların biraz daha uçuk olduğu, insanlar öyle bakıyor yani. O açıdan yani adam bayram ha gelmiş ha gelmemiş. Ya sıradan bir gün diye bakıyor şu andaki bayramlar öyle. Genel çarşının, Malatya'nın durumuna göre çok iyiydi. Yani biz memnun kaldık, öyle diyeyim. Bayramda satışlar normal diğer günlere göre biraz daha kalabalıktı tabii ama yine eski bayramlara göre o kadar bir şey yoktu, satış yoktu ama yine çok şükür, bugünümüze de şükür. Yok, umduğumuz gibi değildi ayıptır söylemesi. Yani milletin biraz buradaki esnafların biraz pahalılıktan dolayı sanırım. Her esnaf aynı fiyatı vermediğinden dolayı, büyük ihtimal ondan dolayı. Fırsatçılık var, evet. Malatya'da son zamanlarda fırsatçılık daha çok arttı. Fiyatlar benimki yine piyasanın biraz daha altında tabii ki diğer mağazalara göre. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda işlerimiz çok güzeldi. Halkımız buraya geliyor, alışveriş yapıyor. Biz genel anlamda işlerimizden çok memnunuz. Yani fiyatlar aslında genel olarak fiyatlar yüksek. O da bizle alakalı olan bir şey değil. Yani şu anda Türkiye genelinde fiyat artışlarıyla alakalı sıkıntılar var. Ama biz elimizden geldiği kadar fiyat doğrultusunda da çok uygun tutmaya çalışıyoruz. Uygun satmaya çalışıyoruz. Zaten Malatya hani ortada, durum olarak da ortada. Beklentinin bana göre üzerindeydi. Yani iyiydi çok şükür. Tabii düğün sezonu da açıldı. O da gayet iyi gidiyor. İnsanlar Malatya'da düğün yapmaya başladılar. Yani bu tekrardan Malatya'nın hareketlenmesine, tekrardan Malatya'nın kendi kimliğini bulmasına çok bence faydalı oluyor. İnşallah kısa zamanda tekrardan toparlanacağız hep beraber.